Kanserojen etkileri var ve kanserojen etkilerinden kurtulmak için bu ürünleri ayırt etmemiz gerekiyor. İşte bu hususta hayati önemdeki bilgileri alacağız şimdi. Muhabir arkadaşımız Mahmut Erdoğan'dan ve konuğundan. Aslında sevenlerin birbirine hediyeleşmede en çok tercih ettiği önemli bir hediyeleşme aracı parfüm. Ancak sıkıldığında belki bizlere güzel kokular bırakıyor ama içerisinde acaba neler var? Dermatolog doktorumuz Fikret Kaya ile bunları konuşacağız. Hocam parfümün içerisinde neler var bizlere zararlı? Parfümün genel olarak içerisinde 3000'e yakın madde var. Bu maddeler içerisinde alüminyum tuzları var, parabenler var, formaldehit var. Bunların birçokları toksik etkilere de sahip olabiliyor belli dozlarda. Onun için kontrollü bir şekilde eğer kullanılırsa, bilinçli alım yapılırsa vücut için zararlı olmayabilir. Terlemeyi azaltmak esas zaten deodorantlarda özellikle. Özellikle alüminyum tuzları ter bezelerini tıkayarak terlemeye azaltıcı etki yapıyorlar. Bu şekilde kokunun oluşumunu engelliyorlar. Fakat dozları aşıldığı zaman ya da uygun cilde kullanılmadığı, uygun şekilde kullanılmadığı zaman çok ciddi yan etkiler oluyor. Özellikle de bizim karşımıza kontak dermatit dediğimiz iritan kontak dermatit tahriş oluşturma şeklinde karşımıza çıkıyorlar. Alerjik cilde olanlarda çok daha şiddetli ve reaksiyonlar görülebiliyor. Özellikle paraben içeriğine bağlı olarak e, baş ağrıları ve sarhoşluk hissi bile verebiliyorlar. Onun için uygun ürünlerin ve uygun doz içeren ürünleri bilindik markalarımız çok önemli. Peki hocam kanser ve ile ilgili de bu konuda çalışmalar var. Ne noktada evet. şu an o çalışma? Gerçekten son 10 yıl içerisinde deodorant ve antiperspirant dediğimiz terleme engelleyici maddelerin aşırı kullanımının sonucunda Alzheimer'daki artışla bir ilişkisinin olduğu olabileceği düşünülmekte ve bununla ilgili yoğun onun bir araştırmaları devam etmektedir. Bu ciddi bir şekilde bir ilişki olabileceği yönünde bulgular var maalesef. Peki hocam vatandaşlar parfüm kullanırken nasıl dikkat etmeli ve hangi şikayette size başvurmalı? Eğer parfüm kullanırken özellikle temiz cilde uygulanması çok önemli. Yani temizci ve temi kullanıldıktan sonra da yine temizlenmesi bunun için de özellikle sabun kullanılması özellikle tercih ediyoruz biz. Çünkü cilt üzerinde uzun süre kaldığı zaman da yine zararlı etkiler ortaya çıkabiliyor. Bize genellikle kızarıklık, kaşıntı, kahvarmalar şeklinde başvuruyorlar. Bir uygun şekilde tedavilerini uyguluyoruz. Evet Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. 15 Şubat yaklaşıyor. Parfüm alacaklar da muhakkak dikkat etmeli. Parfüm elbette Belki önemli. Belki vücuttaki terin kokusu bize gelmesin diye uygulanmaya çalışıyor ama aslında üst üste kullanıldığında da hem kanser hem de Alzheimer noktasında tetikleyici unsur olduğunu belirtip sözü tekrar Samsun'a size bırakın.